ilim ve iman noktasında bunların da gerçekleşmesi başka alt şeylere bağlı olabilir. İn tettakullaha yecaal lekum furkanen diyor Cenab-ı Hak. Eğer takvalı olursanız, yani Cenab-ı Hak'tan sakınır, emir ve yasakları konusunda dikkatli olursanız Allah size furkan nasip eder. Bu da ilmi bir süreç. Vettakullaha ve yuallimukumullah. Takvalı bulunun. Yani Allah Azze ve Celle'yi gözetin, Allah Azze ve Celle size öğretsin. Bakın bu da ilme yol açan bir süreç. Dolayısıyla ilim elde edebilmek de başka şeylere bağlı. Çünkü وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ kendilerine ilim verilenler dedi Cenab-ı Hak. Peki kimlere ilim veriliyor? Bu kez o soru doğar. Gidip onun alt koşullarını ararsanız, aradığımızda ha şöyle kimseye ilim veriliyor. Takva sahibi kimseye, bugüne değin öğrendiklerini yaşamında tatbikata koyan kimseler daha fazlasını öğrenmeye namzettir. Veya kendilerine daha fazlası öğretilmeye namzettir. Çünkü ilim verilir. Gidip bir yerden kendiniz almazsınız. Peki ilim kimlere verilir sorusu? İşte onun cevabını bu kez arıyorsunuz. Dolayısıyla doğru bir araştırma kişiyi doğru sonuçlara ulaştırır. Ama yok, ben böyle anlamak istiyorum deyip evvel emirde Cenab-ı Hak ne demişse demiş olsun, ben anladığıma indirgeyip işte bunun anlamı bu olsa gerek dersem, o Allah Azze ve Celle başka bir vadide bir şeyler söylemiştir, yani başka anlamlarda, sen onu bambaşka vadide yorumluyorsun demek olur. Nerfa'u derecatim men neşa, dilediklerimizin derecelerini yükseltiriz.